yere bassın bunların ekonomisi be kardeşim. Boynu altında kalsın hepsinin. Üreteceksin abi. Üretmeden olmaz. Çiftçiyi destekleyeceksin. Yoksa olmaz abi. Ya ben açıkçası bugüne kadar hep AK Parti'ye veriyordum. Açık ve net bir şekilde. Bugünden sonra AK Parti'ye verir miyim şüpheli. Ah bin Ali inali. Onun elinde her şey. Vallahi saraya çalışıyorum. Saray kendine şey yapıyor. Evler üstünüze yıkılıyor. Selamınızı götürüyor size çay atıyor. Pırr pırr çay. Demleyin de için. Aşağılıklar. Abi ekonomi soruyoruz abi. Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor musun? Çok güzel. Harika bir abi sen. Ne diyorsun? Ekonomi. Yere bassın bunların ekonomisi be kardeşim bunlar. Boynu altında kalsın hepsini. Bunları soylusu bana çevirdi milleti. Bunların sizin haberiniz yok. Daha yeni mi başladı? Ekonomi şeyin elinde. Çocuğu var hani koca göbekli. Evet. Ha. Bin Ali mi? Ha, bin Ali. Onun elinde her şey kardeşim. Bin diye Ali'ye bini. Hindi yeni. Anladın mı kardeşim? Hepsinin elinde onu. Bugün abi Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersin abi Türkiye'de? Etme kardeşim. O, bunlar bıraksın da o Cumhurbaşkanı kendini gösterecek zaten kendinden. Bunlar hele bunlar bıraksın gitsin yani. Tamam? Kim abi bunlar? He? Kim bunlar? Kim? Tayyip Bey. Tayyip Bey. Ha Tayyip Bey gitmesi lazım. Kim? Millet kınağa geldi buraya kadar geldi. Tabii. Daha ne yapacak Tayyip Bey? Bak millet. Şeye. Tayyip Bey atıyor ama Tayyip Bey iyidir ya. Öyle o kadar değil. Neresi iyi olan tarafını söylesene bak. Abi. Bir bakayım. İyi olan tarafını söyle bak. İyi olan yerini. İyi yeri olan şöyle bir şey var. Ya. Yani emeklinin yine parasını yükseltti. Neyi ne zaman neyi yükseltti? Emeklinin parasını yükseltti zaman? Her zaman. Akşam bugün. Nasıl yaşlılara para veriyor? Ne zaman? Yaşlılara. Ben dilenci değilim kardeşim benim hakkım. Hayır. Anladım da. Anladım versin. Hani anladın emekliye bir seneden beri bak bayram parası verecekti veriyor mu şimdi? Yapacağım dedi dün akşam. Neyi yapacak? Dün akşam aynısını söyledi yapacağım. Ha yapacak. Yo, şaka yapmıştı. Şaka yapmıştı. Aga bizim eğleni. Bunlar. Öbürlerine ne kadar güvenebilirsin abi? Öbürlerine ne kadar güvenebilirsin? Ne kadar güvenirim? Gene bunlardan çok güvenirim. Ben 75 yaşındayım. Dur dayı konuş. Kadır ha dayı mı? Ben hepsinden fazla sizden yaşlıyım ben. Anladın mı? Hiç kimseden korkum yok. Alsın toplasın beni Silivri'ye. Ben 76 yaşındayım. Daha çok mu yaşayacağım? Ne yapacak bana? Neyimden asacak beni yukarı? Asarsa atsın gelsin de. Çok doluyum beni konuşturmayın. Boş ver. Eyvallah. Evet. Ya biz şimdi Karadenizliyiz. Yalan konuşma. Samsun Orduluyum ben. He. Evet anladın mı? Biz oradan gelmeyiz. He. Bunlar makarnayı sever yani. Ondan. Hani aynı. Üstünüze yıkılıyorsun. Çay yapıyor. İşte o güzel. Çok güzel. Evler üstünüze yıkılıyor. Selamını sizi götürüyor size çay atıyor. Pırr pırr çay. Demleyin de için diyor. Tıv aşağılıklar. Siz zaten bir torba çaya kendinizi satıyorsunuz bir. Vallahi satılmış mı şu an? Satılmış mı bu arkadaş? Böyle çay toplayacaksam oradan ben. Satılmış. Evet. Başka tarifi yok. Bir torba çaya bir torba kömüre satacak kendini. Makarnaya oyun vereceğim ben. Bir de şey Allah'ım. Atatürk'üm diyecek sana. Geçti onun arkadaşım. Geçinen kesim belli. Tabii. Hepimiz biliyoruz. Geçinmeyen kesimi de hepimiz biliyoruz. Hani şu anki sistemle, şu anki ekonomiyi sormak çok doğru bir şey değil aslında da. Bilmiyorum ben şahsen kendi adıma konuşayım. Geçinmek çok zor. Hani iyi kötü elhamdülillah biz geçinebiliyoruz bir şekilde ama hiç geçinemeyenler de var. Bu böyle de devam edecek yüksek ihtimalle. Peki nereye kadar gider hocam? Nereye kadar gider? Nereye kadar gider? İnşallah Suriyeliler gibi olmayız öyle söyleyeyim. Hani inşallah öyle olmayız. Onun dışında bilemiyorum yani nereye kadar gider. Ama çok ömrü olmadığını biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bugün peki erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ya ben açıkçası bugüne kadar hep AK Parti'ye veriyordum. Açık ve net bir şekilde. Bugünden sonra AK Parti'ye verir miyim? Şüpheli. Ya oy kullanır mıyım? O da şüpheli. Çünkü kime oy vereceğinizi artık bilemiyorsunuz. Öyle bir sisteme geldik ki her şey söyleniyor, yapılan bir şey yok. Hani bu en güzel örneği geçen gün yapılan Çanakkale Köprüsü gibi, Çanakkale yolu gibi. Günlük 45 bin araç geçilecek dedi. Dün yanlış bilmiyorsam 6 bin araç geçmiş. Bilemiyorum yani bu sistemle, bu şeyle oy kullanmam yüksek ihtimalle. Abi ekonomi nasıl, geçinebiliyor muyuz? Bunu soruyorsunuz zaten yanlış bu. Herkes ekonominin ne halde olduğunu biliyor. Ben emekli bir insanım. Zor. Çok zor. Hayat şartları zor. Bu sürekli zamları nasıl buluyorsunuz abi, değerlendiriyorsunuz?
Vallahi saraya çalışıyoruz. Saray kendine şey yapıyor. Zam yaparak zamlarla aldığını kendi harcıyor da. Sözde sanatçılara iftar yemekleri veriyor. Sözde sanatçılara. Sanatçı demeye 1001 şahit lazım onlara da. Haktan kopuk. Ne bileyim ben nasıl tarif edeyim? Bir şey çıkar diye korkuyorum ağzımdan. Ağzımdan bir şey çıkar diye korkuyorum. Evet. Çocuklarımız var İstanbul'da, çalışıyorlar. Onlar geçinemiyor, onlara gönderiyoruz. Yani düşün artık. Bugün abi erken bir seçim olsa oyunu hangi partiye kullanırsın? Ben mi? CHP'ye kullanırım. Neden abi? Şimdi artık neoliberalizmin bittiğini söyleyen parti. Kapitalizme tavır alan bir parti. Onun için de çok puan topladı. Onun için ona veririm. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Abi ekonomi nasıl, geçinebiliyor muyuz? Yok abim, nerede ya? Zamları nasıl buluyorsunuz abi? Nasıl bulurum zamlar? Zamlar. Emekliyim abicim ben. Buraya geleli ben bir sene oldu. Ucuz diye geldik buraya. Geçinmek mümkün değil abicim ya. Abicim çok zor. Hayat çok zor. Gittikleri de kötü oluyor. Çok kötü. Ekonomi çok kötü. Hiçbir şey yok abicim. Üretim yok. Çiftçi acından ölüyor. Mazot pahalı. Ne yapsın abi? Üretemiyor. Üretemeyince pahalılık çoğalıyor abicim. Başka yapabilecek bir şey var mı? Bu pahalılık anca üretirsen olur. Başka olmaz. Üreteceksin abicim. Üretmeden olmaz. Çiftçiyi destekleyeceksin. Yoksa olmaz abicim. Gübreyi, mazotu ve hepsini ucuzlatacaksın. Otomatik üreteceksin. Adam ürettiğini kar alamıyor ki. Karşılığını alamıyor. Harcadığı paranın karşılığını alamıyor. Ne yapacak? Çok zor. Hayat çok zor. İktidar inşallah seçim olur belki gider. İnşallah. Gerçi düzelmez. Yine gitse bile düzelmez. Çok zor. Nasıl söyleyecek? Mümkün mü yani? Bir iki senede. Çok zor ama ayrısı olsun. Bugün abi erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Kardeşim kim verecek? Tabii. Neden abi onun hemen? Abicim nedeni var mı? Görüyorsun ekonomik çok kötü. Cumhuriyet Halk Partisi demek yani o birleşme vereceğim Millet İttifakı'na. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olduğum için öyle dedim yani. Millet İttifakı'na vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa ittifakın içinde İYİ Parti'yi vereceğim o zaman. Anladın mı kardeşim? Millet İttifakı'na vereceğim yani. Tek umudumuz onlar. Allah yardımcılar olsun.